Lütfen izleyicilerimize hastanenizde bugün ultrasonlu katarakt ameliyatını nasıl yaptığınızı anlatır mısınız? Bu en güncel şekilde, en güncel yaklaşımla gerçekleşmektedir. Her zaman söylediğimiz gibi bugün birçok olanağımız, çok sayıda platformumuz var. Her merceğe bireysel olarak erişebiliriz. Şimdilerde en sık uygulanan, en zor kataraklarda ultrason uygulamasının en kısa sürede tamamlanması anlamına gelen OZIL mikrotorsiyonal teknolojidir. Katarakt ameliyatından hemen sonra kusursuz şekilde şeffaf bir kornea yapılmıştır. Önceki prosedürlerde sert mercekler söz konusuyken ultrason enerjisinin uzun süreli uygulanması gerekiyordu ve elbette düşük ödem seviyeleri görülmektedir. Öte yandan bu yeni teknolojiyle mutlak şeffaf kornea elde edilmiştir. Diğer bir ilginç platform ise Aqualase'dir. Bu ne anlama gelmektedir? Bu, rekreatif cerrahi ameliyat yapabilme anlamına gelmektedir. Katarakt ameliyatı günümüzde rekreatif ameliyata dönüşmektedir. Diyaptır sorunları veya düşük derecelerde bulanıklaşma sorunu olan kişilerde mevcut bulunan şeffaf merceğe kesinlikle ultrason uygulamamaktayız. Bu durumda mercek nazikçe durulanır ve küçük bir kesiğin içine esnek bir mercek yerleştirilir ve buna su püskürtme olayı denir. Esnek mercek daha küçük bir katarakt derecesi veya tamamen şeffaf yani temiz merceği olabilen hastadaki refraktif hatayı yani diyaptırı düzeltmek amacıyla hastanın ihtiyaçlarına uygun olarak seçilir. Marina, lütfen katarakt ameliyatından sonra operasyon sonrası süreçten bahseder misin? Ultrasonlu katarakt ameliyatının en önemli avantajı hastanede kalınmamasıdır. Lokal anestezi ilaçla anestezi yapılarak ameliyat edilen hasta ameliyat sonrası hemen hatta ertesi gün eve gidiyor ve ilk kontrole dek göz normal bir şekilde işlev gösteriyor. Hastanın bir veya iki gün sonra normal çalışma hayatına ve her zamanki faaliyetlerine geri dönmesi büyük bir avantaj. Peki lazer prosedürü nasıl bir şey? Hazırlıklardan sonra ve rapor düzenlendiğinde hasta müdahale için geliyor. Anestezi ilaçlarla lokaldir. Müdahale tamamen ağrısız, çok kısadır. Korneanın yüzey katmanları söz konusu olduğundan lazer uygulaması bir dakikadan az sürmektedir. Ve bunun ardından hastanın gözüne epitalizasyon meydana gelene dek 4-5 gün kalan bir koruyucu kontak lens yerleştirilmektedir. Bu süre boyunca hasta reçete edilen ilaçları düzenli olarak kullanır. Daha sonra lens çıkarılır. Bundan böyle kontak lense ihtiyaç yoktur. Ancak hasta reçete edilen ilaçları istenilen şekilde kullanmaya devam eder. Bu fotoretraktif veya PRK yöntemi denilen geniş ölçüde kullanılan yöntemdir. Dünyadaki birçok oftalmolojist bu yönteme geri dönmüşlerdir. Zira çok güvenli, emin, risksiz bir yöntemdir ve risk ve tehlike bulunmadığı için sporculara da uygulanmaktadır. Bunun aksine LASIK yöntemi mikrocerrahi ve lazer prosedürlerinin bir kombinasyonudur. Yani kornea epitelyumunun bir kısmının bir kapak şeklinde kesilmesini içermektedir. Buna subap denmektedir. Bu kesilen kısım lazerin yani PRK'nın daha alt katmanlara uygulanabilmesi için kaldırılmaktadır. Bundan sonra subap yerine geri koyulmaktadır. Bu hastaya daha rahat gelmektedir. Yine de kapakla ilgili komplikasyonlar meydana gelmesi, kapağın yerinin değişmesi, zorlu durumlar riski her zaman söz konusudur ve bu nedenle sporculara uygulanmamaktadır. İki prosedürden de sonra sonuçlar aynıdır.